Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün yine bir kült eserden söz etmek istiyorum. Bugün ele alacağımız eser yine daha önce tanıttığım çalışmada olduğu gibi yeterince üzerinde durmadığımız, incelemediğimiz, okumadığımız, tartışmadığımız bir eser. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden söz ediyorum. Evliya Çelebi 17. asrın çok önemli isimleri arasında yer alıyor ama sadece bizim kültür dünyamızda değil, dünya ölçeğinde de Evliya Çelebi çok bilinen, çok dikkatle takip edilen bir yazar olarak hatırlanıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi her şeyden önce seyahatname diye anılan bir türün belki de ilk ve en başarılı örneklerinden birisi olarak hatırlanması gerekiyor. Evliya Çelebi 1630'da başlayıp 1681'e kadar süren çok ünlü sayılabilecek gezilerinde aslında Osmanlı hinterlandını, Osmanlı coğrafyasını bütünüyle dolaşıyor ve bu topraklarda gördüğü, gözlediği her şeyi, fark ettiği, üzerinde durduğu her şeyi kaleme alıyor, onları yazıya geçiriyor ve bugün bize oldukça ilginç, oldukça şaşırtıcı, fantastik, yer yer hüzünlü, yer yer neşeli bilgi aktarımında bulunuyor. Evliya Çelebi hakkında tabii çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Hemen herkes onu Seyahat Ya Resulullah diye rüyada yaptığı duayla hatırlıyor. Evet, gerçekten de bu duanın etkisi olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi 17. yüzyılın dünyasında 40 yılı aşkın bir süre seyahatte bulunarak kendi ifadesini takip edecek olursak 7 iklim yaşıyor, 18 padişahlık dönemine tanıklık ediyor. 51 yıl seyahatlerde bulunuyor ve gezmediği yer, o dönemin coğrafyaları dikkat edildiğinde gezmediği yerde kalmamış gibi anlaşılıyor. Padişahları, o padişahların seferlerini takip ediyor ve en başta Anadolu coğrafyası olarak İslam dünyasının o döneme has belli başlı bölgeleri hakkında bize oldukça ilginç, oldukça besleyici bilgiler aktarıyor. Eğer çok dikkatli bir gözlemle bu çalışmalara yöneldiğimiz takdirde aslında yazarın bize antropolojik, sosyolojik, psikolojik, teolojik hemen her alanda bugün dikkatle işlenebilecek, dikkatle üzerinde durulabilecek veriler sunduğunu gözlüyoruz. Aslında iyi bir gözlemci gittiği yerlerin artistik yanlarını da görebiliyor. Oradaki efsanelere, oradaki mitolojilere kulak kabartıyor. Sadece görünenle yetinmiyor. Görünenin arkasındaki o gizil temaları da yakalamaya çalışıyor. Bütün bu özellikleri dikkate alındığında 10 cilt olarak okuyucuya sunulan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin bize kendi kültür tarihimiz, o dönemin coğrafyasını işgal eden, o coğrafyada yaşayan hemen her milletin kültür tarihi hakkında birinci elden son derece sağlam, sağlıklı ve tabii ki besleyici bilgiler verdiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle olsa gerek etimologlar, dil bilimciler, sosyologlar, psikologlar bu coğrafya üzerine kafa yoran hemen herkes için önemli bir kaynak özelliği taşıyor. 17. yüzyılın Diyarbakır'ını, 17. yüzyılın İstanbul'unu, Bosna'sını, Üsküp'ünü görmek isteyenler, o dönemin dünyasında yaşam alanlarının nasıl şekillendiği, yaşam tarzlarının nasıl biçimlendiği hakkında bir takım verilere ulaşmak isteyenler için bu kitap herhalde en ciddi kaynaklar arasında yer alıyor. Ama daha önemlisi, bir kültürün, bir ümmetin, bir coğrafyanın tarihin belli bir döneminde hangi kriterlerle, hangi ölçütlerle kendine yer açtığını görmek açısından Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ni üstünkörü değil, daha soğukkanlı, daha çözümlemeye açık bir dilde okumamız gerekiyor. Belki o günleri okursak, bugünleri değerlendirirken, bugünleri anlamaya çalışırken çok daha kolay, çok daha uygun sonuçlara erişmiş olacağız. İyi günler diliyorum efendim.
Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.